Herkese merhabalar. AK Parti İstanbul kurucu üyesi olmasıyla beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında 24, 25 ve 26. dönem AK Parti İstanbul Milletvekilliği yapan, aynı zamanda inşaat mühendisi olan sevgili abim başkanım Metin Külünk bu videodaki konuğum. Doblalı enişte. Başkanım, 65 yaşını geçen öğretmenlerin 20 kişilik sınıfı idare etmesine izin verilmiyor. Fakat 65 yaşını aşan siyasetçilerin milyonlarca insanı idare etmesine izin veriliyor. Bu mantıklı mı? Bu 65 yaş meselesindeki idari görev yapma, şoförlerin araç kullanımında galiba bir şey var mı? Çok teknik olarak bilmiyorum. Yani bir taraftan emekliliği yaşını uzatmak için konuşuyoruz maalesef. Bu ülkenin emeklilerini kamuoyu önünde bu kadar çok hırpalatmak yanlış. 25 yılını, 30 yılını bu ülkeye hizmet ederek anlamlandırmış emeklileri bu kadar çok kamuoyu önünde hırpalatmak açıkçası yakışmıyor. Yeterli buluyor musun başkanım? Neyi? 10 bin liralık maaş. 13 bin olsun, 14 bin olsun, 15 bin olsun. Bu ülkenin emeklisinin hak ettiği rakam değildir bu. Ama öyle bir psikoloji oluşturuyor ki neoliberal akıl, ben ona IMF aklı diyeyim. Öyle bir alan oluşturuyor ki sanki bu ülkenin ekonomik problemlerinin temel sebebi emeklilermiş gibi göstermek gibi bir büyük yanlışın içerisinde. Yes. Ve bu insanları yaşı 60'ı geçmiş, 65'e geçmiş, öğretmenlik yapmış, kamuda memurluk yapmış, idarecilik yapmış, bu ülkeye hizmet etmiş insanların yüreklerini öyle sızlatıyor ki buna hakkımız yok. Bu yanlış. Dolayısıyla şimdi bir tarafta Boğaz'da kahve içerken ya da yemek yerken bir emeklinin bir ayda aldığı maaşı ödemek, öbür tarafta emeklinin aldığı 10 bin artı, hayır asla. O zaman bir şeyi konuşalım. Tasnifi yapalım. 45, 50, 50, 55, 55, 60. Eli tutan, kalemi tutan, yani halen diri alan açalım. Onların bu ülkeye katkılarını devam ettirebilmeleri için alan açalım. Devam edebilirler hayatlarına diyelim. Ama açık yüreklilikle söylüyorum. Emeklilerimizi kamuoyu önünde neoliberal bir akılla bu kadar yük gösteren, bu kadar da hırpalatan bir modelden vazgeçmeliyiz. O zaman siyaset ederler ki emeklilerin hayata çok daha güçlü bir şekilde katkı sağlayabilmeleri için alan açarlar. Siyaset otursun bunu çalışsın. Başkanım, yeni soruma geçiyorum. Geçmişte meclis kürsüsünden Bülent Arınç'a, "Lan Bülent Arınç, Fetullah denen dinci hain şerefsizin 700 ne idüğü belirsiz çocuğunu getirip şiir okutturuyorsun. Gün gelecek Fetullah sizi sokacak. Ciyak ciyak bağıracaksınız. Şerefsizler" dediğinde AK Partili vekiller topyekün Kamer Genç'in üzerine yürüyüp "Hoca Efendi'den özür dile" diyerek Kamer Genç için 3 gün birleşime katılmama kararı verdirilmişlerdi. Bugün haklı çıkan Kamer Genç'in itibarını iade edip özür dilenmesi gerekmez mi? Meclis kürsüsünden Kamer Genç'ten özür dilenmeli. Peki başkanım, yeni soruma geçiyorum. Yani muhatabı sizsiniz. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın üniversite diploması var mı yok mu tartışmalarına peygamberlerin de diploması yoktu diyerek yanıt verdiniz. Bu durum muhalif çevrelerce sürekli dillendiriyor iken ve Cumhurbaşkanımız da bu söylentilerden haberdar iken Cumhurbaşkanımız neden üniversite diplomasını göstererek muhalif kesim kapak yapmıyor? Sükut ikrardan mı geliyor? Ve de siz Metin Külünk olarak acaba Cumhurbaşkanımızın böyle bir diplomaya sahip olmadığını bildiğinizden dolayı mı böyle bir örnekleme yaparak geçiştirme yolunu seçtiniz? Bir kere benim böyle bir sözüm yok. Peygamberlerin diploması yoktur cümlesini söylediğim tarih 2018'in Ekim ya da Kasım ayı. Sebebi şu: AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'nda ani bir kararla İstanbul'da, İstanbul'un başarılarında çok güçlü imzası olan ama ilkokul mezunu, ama ortaokul mezunu, ama diploması yok, yaklaşık 800 civarında mahalle başkanı bir anda görevden alındı. İşte İBB'de çalışıyorlar olmaları mazeret gösterilerek. Bir anlamda o dönemin İstanbul İl Başkanlığı, size de teşekkür ediyorum. Ben bu cümleleri çok sık duyduğum için tebessüm ederek izliyorum. İstanbul İl Başkanlığı bir anda İstanbul'da AK Parti teşkilatlarının mahalle odaklı hafızasını silme yolunda çok sert bir adım attılar. O tartışmaların merkezinde de mahalle başkanı düzeyinde de diplomalı arkadaşların olmasının tercih edileceği konuşuldu. Ben de İstanbul'un hafızasını yok etmeyin. Bu insanların diploması olmayabilir ama yani ilkokul diploması vardır, ortaokul vardır. Ama bu insanlar bu hareketin çilesini çekmiş. İlk kademe teşkilatlanmada, mahallelerde çok ciddi başarılara imza atmış arkadaşlar. Diploma tartışması üzerinden bu insanların görevlerini sonlandırmayın. dedi ve orada kasıt peygamberlerin de diploması yoktudan kasıt Sayın Cumhurbaşkanı ile hiç alakası bile yok. Yani orada peygamberler insanlık tarihini, Erkan Bey kardeşim, peygamberler insanlık tarihinin sosyolojisini, psikolojisini, yönetme modelini anlamada stratejik ölçüdür. Oradaki kasıt hiçbir şekilde Sayın Erdoğan'ın üzerindeki diploma tartışması asla, o yazdıklarım ortadadır. Asla yeri yok. O tartışmaları üretenlerin de FETÖ'cü hesaplar olduğunu, yani çünkü onlar şeyi çok severler. Çarpıtmayı, iftirayı, kendi istedikleri çizgiye söylenilenleri yönlendirebilmek için operasyon yapmayı iyi öğretilmiştir bu hain örgüte. Psikolojik savaşı iyi öğrettikleri için onlara. Söylediğim cümlelerin gerekçesi budur. Açın 2018 yılında tweetlerimin hepsi duruyor. Hiçbirisini de kaldırmadım. Hiçbirisini asla Sayın Erdoğan'ın diploma tartışması benim o yazdıklarımın hiçbir noktasında yok. Gerekçesini söyledim. Tamam. Teşekkür ediyorum size. Siyasetin gücü insan yüreğidir. İnanmışlığıdır. Kimisinin resmi olarak diploması vardır. Gerçekten çok başarılı. Kimisinin de diploması yoktur. Ben nice teşkilat başkanlığı yaptım. Nice mahalle başkanlarımız vardı. İlkokulu bile bitirmemişti. Ama öyle başarılıydılar ki o mahallede veya o yerde diplomalı arkadaşlardan çok daha kabiliyetliydiler. Şimdi siz bu insanın emeğini, siyaset yapıyor, resmi kamu görevi yapmıyorsunuz ki. Halka ait, halka dair, halk için bir şey yapıyorsun. Sonuç olarak peki başkanım, parantez içinde gene soruyorum ama Cumhurbaşkanımızın bu kadar... Böyle bir tartışma yok ya. Böyle bir... Yani niye defalarca, peki? Defalarca bu konuda ben diplomasını gördüm Marmara Üniversitesi. Sizin görmeniz... Hayır, o kamuoyunda gördüm. Ona da şaibeli diyorlar. Bu ülkeye bu kadar haksızlık etmenin bir anlamı var mı? Peki Metin Başkanım, yeni soruma geçiyorum. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında en son ölen Rusya Devlet Başkanı kimdir sorusuna şıklardaki Kraliçe Elizabeth ile Mihail Gorbaçov seçeneklerini bilemeyen yarışmacı seyirciye sorma hakkını kullandı. Ve seyirci de %56 ile Kraliçe Elizabeth dedi. Bu soruyu bu şekilde yanlış cevap veren insanların Türkiye'nin kaderini belirleyen seçimlerde oy kullanması adalet anlayışına ters değil mi? Seçme hakkını kimsenin elinden alamazsınız bir kere. Seçme hakkı, seçilme hakkı. Seçilme hakkının şartları vardır. Seçme hakkı bu ülkede, onun da kanunen şartları belirlenmiştir. Böyle bir yaklaşımla seçme hakkını elinden insanların alma hakkınız yoktur. Ama bu bir şeye işarettir. Toplum olarak daha çok okumalıyız, daha çok araştırmalıyız, daha çok kaynaklara yönelmeliyiz. Onun için televizyonlardaki yarışma programlarını bu anlamda son dönemin iyi işlerinden birisi olarak görüyorum. Toplum çok kısa zamanda çok ciddi kılcal damar bilgilerine ulaşıyor. Çok da kıymetli. Aysun Kayacı'nın açıklaması hakkında meşhur bir açıklaması oldu. Tipik Jacobinizmin, elitizmin zirve cümlesi. Yani kendi oyuyla dağdakini, çobanın oyunun biri olmadığını söyleyecek kadar bu ülkeden kopuk, bu ülkenin insanından kopuk, değerlerinden kopuk ve tepeden inmeci, Jacobin, elitist bir aklın başka bir cümlesi olamaz zaten. Aslında ben başkanım hak vermiyor değilim. Neden ötürü? Hayır, bu sokak röportajlarını izlediğimde inanın öyle bir cahil kesim var ki. Onu o zaman döner size sorarım. Toplumun bu anlamda bilgilenmesi için kitaptan, kağıttan KDV'yi kaldıralım, vergi oranlarını düşürelim. Bu anlamda toplumun bütün kesimlerinin kitaba çok daha kolay erişebileceği zemini hazırlayalım deriz. Siyasete kendimize döner soru soralım. Peki başkanım, yeni soruma geçiyorum. 15 Temmuz darbe kalkışmasından sonraki süreçte o zamanki Başbakan Binali Yıldırım, o gece tırnağı çizilen bile olsa gazi unvanı verilecek dedikten sonra bu konuda yasa çıkarıldı. Ve bu yasayı fırsat bilenler olaydan belki bir hafta, 10 gün, belki de 3 ay sonra hastanelere giderek 15 Temmuz gecesi yaralandığını beyan edip sonrasında gazilik unvanı aldı. Öte taraftan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sağlık yönetmeliğine uymadıkları için bir parmağını kaybeden gaziye "Hayır, bu yetmez, 3 parmağını da kaybetmeliydin. %95 görme kaybı olan bir gaziye de tamamen kör olmalıydın" deniliyor. Ve lakin 15 Temmuz gazilerinden bir tanesi sadece tanktan düştüğünü beyan ederek 15 Temmuz gazili unvanını elde ederek bir şekilde de malulen emekli olmaya hak kazanıyor. Bu durum bugün Hazreti Ömer'in bir nevi halefi olan Cumhurbaşkanımız Erdoğan tarafınca da onay aldı. Ve bugün sahtekar gaziler şikayet edilmesine rağmen şikayet dosyaları hasıraltı ediliyor. Bu durum Cumhurbaşkanımızca biliniyor mu? Biliniyor ise burada bir kul hakkı oluştuğunu bildiği halde neden yaptırıma gidilmiyor? Bir kere gazilik kavramını sahtekarlıkla özdeşleştirecek bir cümleyi kabul etmem. gazilik ve şehadet bu topraklardaki bizim varoluş değerlerimizdendir. O nedenle bu kavramlar üzerinden istismar eden varsa, istismar yolu açılmışsa, istismar edenlerin tespit edilerek bu istismarın önüne geçilmesi gerek. İstismar yolu açılmışsa bu istismar yolunun kapatılması gerek. Ben de biliyorum, milletvekilliği dönemimde gazi sayılmayan terör mağduru evlatlarımız var. 15 Temmuz'dan sonra gazi olan, gazilik unvanı alan bazı isimler üzerinden yapılan tartışmaların farkındayım. Bu çelişkilerin ama bugün ama yarın ortadan kaldırılarak düzeltilmesi gerekliliğini de ifade ediyorum. Başkanım, ben o kadar uğraşmama rağmen, valiliğe şikayet etmeme rağmen verilmiş hak burada var. Dolayısıyla burada özellikle Doğu ve Güneydoğu'daki terör mağduru yaralanmış evlatlarımızın gazilik unvanları. Sıra ben daha ötesini söyleyeyim. Önümde bir konu var. 15 Temmuz'dan sonra Beşiktaş stadında biliyorsunuz karda bomba ıslat ve onlarca evladımız şehit oldu. Onlarca evladımız da gazi oldu. Onlar orada görevdeydiler. Güvenliği sağlamak için. Ve orada gazi olan evlatlarımızın gazilik haklarının teslim edilmesiyle ilgili maalesef aradan geçen 8 sene sonra hala tartışma var. Şimdi yani birbiriyle tenakuz o kadar durum var ki. Bir tanesi geldi, bir başkomiser evladımız. Dinledim, bakanlıkla görüştüm. Bunu kabul etmek mümkün değil. O zaman sizin gibi arkadaşlar da soruyor. Bir gün birisi aradı beni. Çok enteresan. Milletvekili. Dedi ben gazi sayılmadım. Nasıl gazi oldun dedim. Bir anlat bakayım. Ben dedi Sabiha Gökçen gişelerinin orada üstten atladım. Düştüm, ayağım burkuldu. Dedim bu olunca sen gazi mi olacaksın? Bunu mu istiyorsun? Yani atlamış duvardan, ayağı burkulmuş. Gazilik dünyevi hiçbir nimetle asla kıyaslanmayacak kadar bizim için tartışılmaz özel bir haldir. Çanakkale gazilerimiz, Doğu ve Güneydoğu'daki gazilerimiz. Bu anlamda kendilerini bilmelerine rağmen nice 15 Temmuz gecesi kafatası 3'te 2'si kopmuş kardeşlerimiz var. Kolları, bacakları kopmuş, sakat kalmış, yatağa mahkum olmuş. Daha sonra rahmetli olanlar var. Bunların gaziliğinin üzerinde yok düştüm ayağım burkuldu, yok tırnağım oradan atladım buradan atladım diyerek o gecenin hızıyla aldıkları raporlarla kendilerini biliyor bu isimler. Kendilerini tanıyorlar. Gazilik unvanını hak etmedikleri halde gazilik hak talebinde bulunmaları da onların vicdanlarının... Neden peki başkanım onların vicdanına bırakılıyor? Şimdi bakın başkanım Erkan, siz şimdi sanki ben hükümette bakın sanki ben meclisten dışarı bakın, sayın başkanım. Erkan Bey, milletvekilliği dönemimde de aynı hassasiyetleri gözettim. Sonra da aynı hassasiyetleri gözetiyorum ve yüksek sesle inandığım ve düşündüğüm doğruları söylemekten imtina etmiyorum. Bu sorunun muhatabı Aile Bakanlığı. Benim vazifem toplumda bu tartışma var, bu tartışmayı kamuoyunun önüne taşımak. Ne dedim? Bir tarafta kolu kopmuş, bacağı kopmuş, sakat kalmış, yatağa mahkum yaşayan gazilerimiz var. Doğu Güneydoğu'daki kolu kopmuş, bacağı kopmuş, parmağı kopmuş evlatlarımız var. Onların gaziliğin hakikati ve gerçekliğiyle gazi olan evlatlarımızın gaziliklerinin üzerine ayağım burkuldu, oradan atladım, buradan atladım diyerek hastanelerde o dönemin şartları içerisinde alınmış raporlarla gazilik unvanı almışların toplum kesiminde bilinme katsayısı çok yüksek ve bu bilinme katsayısından dolayı gazilik kavramına karşı da toplumda üzülerek ifade ediyorum bir güven bunalımı tehlikesi var. Bunu da söylüyorum. Aile Bakanlığı da bunu görmeli. Hükümet de bunu görmeli. Bu konuda 8 senelik bilgiler ve birikimler doğrultusunda, raporlar doğrultusunda eğer bir yapılması gereken bir şey varsa da yapmalıdır. Yapılmıyor başkanım. Ya yapmalıdır diyorum ya. Yapmıyorlar ama. Yapmalıdır diyorum ben. Yapmıyorlar başkanım. Neden dolayı ben de anlamış değilim. Bu nasıl bir Müslümanlık? Bakınız. Müslümanlık haksızlığa eyvallah etmez. Müslümanlık hakkın ortadan kaldırılmasına izin vermez. Müslümanlık adaletin tecelli etmesine esas alır. Eğer insanlar davranışlarıyla, tutumlarıyla, tavırlarıyla, tercihleriyle bu ölçüler içerisinde hareket etmiyorsa Müslümanlık, Müslümanım diyen o davranışlarını da kabul etmez. Vallahi başkanım yaşadıklarımdan sonra ben bu mevcut hükümetin Müslüman olduğunu düşünmüyorum. Bu çok ağır bir iddia. Ağır başkanım. Çünkü benim çektiğimi... Bu çok. İnsan bakınız. İslam ve Müslüman... Kafirler demiyorum. Yanlış anlama. İslam ya da şöyle diyeyim. İslam yumuşatayım. Müslümanlığın gerektiğini hakkıyla yapmıyorlar. Müslümanlık ölçülerinin emrettiği hassasiyeti gösterme noktasında boşluk bırakıyorlar diyebilirsiniz. Öyle diyeyim o zaman. Çünkü Müslüman hesap vermeyecek diye bir kural yok. Müslüman da yaptığın hesabını verecek. Haksızlık yapıyorsa, kul hakkını gözetmiyorsa, hazinenin hakkını gözetmiyorsa, insanlar arasında eşitlikçi davranmıyorsa, yöneticiyse, liyakat ve ehliyete önem vermiyorsa, hakkı tespit ve tayine dikkat etmiyorsa, riyakarlık yapıyorsa, samimiyetsizlik yapıyorsa, adaletsizlik yapıyorsa, bunları yapan Müslüman ahirette Allah'ın huzurunda hesap vermeyecek, sırf Müslüman olduğu için hesap vermeyecek diye bir istisnası yok ki, o da verecek hesabını. Bakınız, İslam dediğiniz kavramları aslında yok gibi. Göremiyoruz. Bugün toplum... Göremiyoruz başkanım. Elbette, çünkü bu AK Parti elbisesini üzerinde taşıyanların şımarıklığı, kibiri, ukalalığı, neredeyse hukuk tanımaz tavırlarından dolayı sorguluyor. Ben bunu söylüyorum zaten. Peki başkanım, yeni bir soruma geçiyorum. Vatandaşı oldum. Saat 5. Tamam. Çatalca'da... Gerçi bunlar sosyal. Çatalca'da nişan yüzüğü takacağım. Peki başkanım, yeni soruma geçiyorum. Vatandaşı olduğun, doyduğun yer ile vatandaşı olmadığın, doyduğun yer arasında bir savaş çıksa hangi tarafın kazanmasını istersin? Tereddütsüz vatanımın ya, ne demek ya? Bu soru sorulur mu ya? Bir örnekleme yapayım da seni sıkıştırmaya çalışayım başkanım. Türk vatandaşı olan bir Almanya doğmuş. Almanya'da eğitimini gördün, yedin, içtin, para kazandın. Türkiye ile hiç bağın olmadı. Bu durumda nasıl bir düşüncesi? Ben vatanımdan yana her şartta tavır alırım. Vatanım, vatanım. Çünkü nereye giderseniz gidin bir yabancısınız. Ama öteki bir taraftan bakınca hain olmuş olmaz mısınız? Hangi mesela Almanya'da hain? Sizin içinde diyemez mi diye? Sen hain misin? Sen burada doğdun, büyüdün, biz seni okuttuk, ettik, meslek sahibi yaptık, para kazanıyorsun gibi. Bunların hiçbirisi benim ana vatanıma karşı senin düşmanlık yapman için beni de yanına almaya yetmez ki. Almanya'da var zaten sizin söylediğiniz modelde hainlerden. Adları Türkçe dil bilgisi kurallarına göre konulmuş. Her söze başladıklarında Türkiye'ye saldıran, yerel parlamentolarda... Onları hariç tutun başkanım. Onları örnekleme işte, yapmayın ama. Nasıl olur mu? Aynısı. Ben normal aynısı. Bir Türk vatandaşı olarak söylüyorum. Onlar da Türk vatandaşı. Değil başkanım. Olur yani mu? Onlar da. Türk onlar resmiyeti. Dolayısıyla ben hakikatte Türk vatandaşı olan birisi olarak ben elbette ki vatanım diyeceğim ya. Elbette ki devletim diyeceğim. Peki başkanım, yeni soruma geçiyorum. Öğretmenlerin yaz tatilinde maaş alması sence eşitlik kavramına ters bir durum değil midir? Maaşlarını almalılar. Öğretmenlik mesleği çok kutsal. Bana göre öğretmenlik mesleğinin üniversitelerden itibaren puanı çok daha yukarı çıkmalı. Herkes öğretmen olamamalı. Öğretmenlerin özlük hakları da çok daha güçlü hale gelmeli. Dolayısıyla bu noktaya gelmiş öğretmenlerimizin yaz aylarında da fonksiyonelliğinin çok daha güçlü hale gelmesi için bakanlık çalışmalı. Toplumda böyle bir tartışma varsa bu tartışmayı rahatlatacak adımları da atmalı. Peki başkanım, yeni soruma geçiyorum. Çalışmak insanı özgürleştirir mi yoksa köleleştirir mi? Çalışmak insanı özgürleştirir. Hangi bakımdan? Açalım bir bakımdan. Her anlamda özgürleştirir. Peki köleleştirmiyor mu? Niçin köleleştirecek? İnsan mesela ailesini geçindirmesi için sabah 8.30, akşam 7 çalışmak zorunda. Alın teri kutsaldır, insanın en yüce değeri emeğidir. Başka bir gözle bakabilir miyiz? Bir nevi köle aslı olmuyor mu insan çalışmakla? Ne alakası var ki? Olur mu? Ama mecbur. Bakın başkanım, şimdi mecburen o insan çalışmaya gidiyor. Belki ona sorsanız ya ne işim var işte, çalışmak istemiyorum ama mecburum diyor. Bakın, bir mecburiyet var. Peki siz buraya gelirken mecbur mu geldiniz? Tercih ettiniz de geldiniz. Tercih ettim. Bir tarzınız var, bir modeliniz var. Tercih ettiniz, geldiniz. Çalışmak insanı özgürleştirir. Emek mücadelesi. İnsan var olduğu günden beri bir emek mücadelesi veriyor. Hayatın tüm alanlarında bir yandan ekmek mücadelesi, bir yandan akıl teri mücadelesi, bir yandan alın teri mücadelesi. Hayat bunlarla birlikte. Ama maalesef başkanım, benim tespitim şu: Türkiye'de çalışmak mecburen bir kölelik sistemi. Hayır, ben mesela şimdi başkanım, Almanya'da insanlar çalışıyor, Türkiye'ye tatile geliyor. Evet. Fakat Türkiye'deki emekliler bırakın yurt dışına tatile gitmeyi, kendi memleketine dahi gidemiyor. Emeklilerle ilgili biraz evvel cevap verdim. Emeklilerden ziyade mesela tekstilci bir insanı düşündüğümüz takdirde bu insan aslında bir nevi köle. Çalışmak zorunda. Erkan Bey pek çalışmadan ne yapacak? Dijital diktatörler diyor ki küresel işçilik gelişecek. Dijital üzerinden herkes iradesini dijitale teslim edecek. Hiç kimsenin mülkiyeti olmayacak. Herkese küresel vatandaşlık maaşı dijital üzerinden verilecek ve puanlama sistemiyle iyi vatandaş ya da kötü vatandaş olduğunu tespit edeceğiz diyen bir dijital diktatörlüğün diliyle konuşuyorsun. Çalışmadan emek var mı? Toprağa domatesi ekmekse domatesi nasıl sofrada bulacağız? tarlaya pirinci ekmezsek toprada pilavı nasıl bulacağız? Emeksiz bir dünya olur mu? Peki başkanım, son soruma geçiyorum. Anne değilsiniz ama anneye sorulması gereken soruyu size sormak istedim. Evlatlardan birinin daha az ya da daha fazla sevildiği bir gerçektir. Bir anne iki evladını aynı ölçüde sevebilir mi? Birini ötekinden daha çok seviyorsa bu bir annenin daha az sevdiği yavrusuna karşı bir vefasızlığı mıdır? Annelerin sevgisinde eşitsizlik olmaz. Eşitsizliği evlatların anneyle olan hukuku belirler. Anne asla hiçbir evladı bir diğerinden ayırmaz. Ama evlat anneyle kurduğu hukuk evlatlar arasındaki seviyeyi belirler. Başkanım, bana vakit ayırdığın için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.